Eve geldiniz ve canınız sıkıldı. Tek yapmak istediğiniz Minecraft adlı oyuna girip kendi dünyanızda vakit geçirmek. Bu dünyada vakit geçirmek ne kadar huzur verici değil mi? Sonuçta odunlar kırıyoruz ve bazı aletler yapıp hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bunların hepsi kulağa gayet güzel geliyordur eminim. Ancak Minecraft'ın karanlık bir yüzü ve geçmişi vardı. Minecraft buzdağı hikayesine hazırsanız başlıyoruz. Minecraft ne kadar masum bir oyunmuş gibi gözükse de birçok gizemli hikayesi mevcut. Bu gizemli hikayeleri bazı internet kullanıcıları buzdağı olarak nitelendirdiğimiz bir arşiv tarzı dosyada birleştiriyorlar. Bu birleştirme sonucu Minecraft içindeki bazı gizemler ve teoriler ortaya çıkmakta. Ve bu korkunç iddialar gerilim ve derinlik seviyelerine göre katmanlaştırılmakta. Bu katmanlaştırmayı ise bir buzdağına benzetebiliriz. Tam sıfır noktasında, yani yüzeydeyiz. Buzdağının sadece bize görünen kısmını görüyoruz. Ancak bu buzdağının bir de görünmeyen kısımları mevcut. Minecraft'ın da oldukça çeşitli ve korkunç buzdağı versiyonları var. Bu videomda sadece birisini sizlere anlatmaya çalışacağım. Eğer bu tarz videoların devamını ve farklı buzdağı içeriklerini incelemesini isterseniz videoyu beğenmeniz ve kanalıma abone olmanız yeterli. Konumuza geri dönelim isterseniz. Buzdağı teorileri oyuncular arasında oldukça popülerdir ve oyunda keşfedilmemiş birçok bölge olduğu ve gizemli varlıkların da gerçeğine dayanmaktadır. Ancak bu teorilerin çoğu henüz kanıtlanmamış ve oyunun geliştiricileri tarafından da doğrulanmamıştır. Bugün ise onlarca buzdağı teorilerinin sadece bir sayfasını inceleyeceğiz. Şimdi inceleyeceğimiz buzdağını oluşturan kullanıcı ise Legend Finder, yani namı diğer efsane bulucu. Her katmanda öne çıkan gizemlere göz atacağız. Çünkü katmanlardaki bazı içerikler çok saçma ve vakit ayırmaya değmez. O yüzden öne çıkan ve gerçekten olabilir mi sorusunu sordurtacak gizemleri anlatacağım. Birinci katmanda ruh kumlarındaki texture, yani kaplama öne çıkıyor. Ruh kumlarına baktığımız zaman gerçekten birden fazla yüz yansıması görüyoruz. Bu yüz yansımaları ise bazı kaynaklar tarafından şöyle açıklanıyor. Ruh kumlarındaki yüzler tamamen ölü ruhları hapsettiği ve o toprak içinde sıkıştırdığı söyleniyor. Bu ne kadar uçuk ve korkunç bir şey değil mi? Bu katmanda öne çıkan diğer detay ise Steve. Steve sizce bu yapayalnız dünyada neden tek başına, neden hiç arkadaşı yok? Ve asıl sorulması gereken soru, Steve bu kare dünyada neden var? Steve'in aslında bir deney amaçlı bu dünyada yollandığını söyleyenler de mevcut. Ancak Steve'in bir yanlışlık sonucu boyut değiştirdiğini ve o yüzden o boyutta insanlığı temsil eden tek insan olduğu söyleniyor. Bu katmanda en tuhaf olan kısım ise bence diğer boyutlarda uyuyabilmek. Çünkü bazı oyuncular diğer boyutlarda bir şekilde uyumayı becerdiğini, bu uyuma gerçekleştirdikten sonra oyunun bize rüya gördürdüğünü iddia ediyorlar. Bu rüya sonucu ise tamamen farklı bir evrene ışınlandığımızı söylüyorlar. Ancak bunu yapabilmiş, daha doğrusu yaptığını söyleyebilen oyuncu sayısı çok az. Ayrıca bu rüyalar ikiye ayrılıyormuş. Normal rüyalar ve sizi kabus dünyasına çekecek rüyalar olmak üzere adlandırılan rüyalar. Her iki dünyada çok farklıymış. Bu katmanda öne çıkanlar bu kadardı. Hızlıca diğer katmana göz atalım. İkinci katmandan çok öne çıkan Herobrine. Herobrine olayını detaylı anlattığım ve çözümlediğim video kanalımda mevcut. Eğer izlemediyseniz güzel bir anlatım sizleri bekliyor. O yüzden Herobrine'i bu katmanda et geçeceğim. Bu katmanda isim etiketlerinin easter egg'i var ancak bunları hepimiz neredeyse biliyoruz. Herobrine dışında üstünde en çok durulması gereken kısım bu katmanda Forland, yani uzak diyarlar. Oyunun eski sürümlerinde bir hata olarak ortaya çıkan ve sonrasında bir efsane haline gelen bir bölge olarak bilinir. Bu bölgenin adı oyun dünyasındaki sınırların ötesindeki yerlerden geldiği düşünülüyor. Forland, oyundaki dünya üretim sistemlerinden biri olan Perlin-Noyce algoritması nedeniyle oluştu. Bu algoritma, dünya üretiminde kullanılan rastgele bir matematiksel modeldir. Oyun dünyasının kenarına doğru ilerlerken Perlin-Noyce algoritmasındaki matematiksel hesaplamalar giderek büyük sayılar üretmeye başlar. Bu da dünya üretimindeki hatalara neden olur ve sonuçta dünya bloklarının şekli ve konumu anormal bir şekilde bozulur. Forlans'a doğru ilerlerken oyuncular deforme olmuş dağlar, uçurumlar, boşluklar ve diğer anormal yapılarla karşılaşır. Bu bölge oyundaki diğer bölgelerden oldukça farklıdır ve genellikle uzaylı bir dünya gibi görünür. Forlans, Minecraft oyuncuları arasında oldukça popüler bir efsanedir ve bu bölgeyi keşfetmek oyunda birçok oyuncu için hedef haline gelmiştir. Ancak bu bölgeye ulaşmak oldukça zor ve zaman alıcı bir süreçtir ve oyunun yeni sürümlerinde artık mevcut değildir. Üçüncü katmana doğru inelim.
Üçüncü katmanda öne çıkanlardan bir madde şu. Farklı boyutların olduğu, Minecraft'ta aslında bilinen boyutlar dışında başka boyutlarının olduğu teorisi var. Bu boyutlara ulaşmak biraz uğraştırıcı. Teorilere göre ulaşmak için birçok farklı deneyler yapmalısınız oyunda. Bu deneylerden kesin olarak bahsedilmiyor. Ancak oyunda sürekli uyumamak gibi farklı deneyler mevcut. Bu katmanda ilginç olan bir şey ise Minecraft'taki gizli diller. Birçok bloğun kaplamalarında bu kazımalar mevcut. Bu kazınmış yazıları ise farklı dillere yorumlayanlar var. Büyülü Masa da bunun bir örneği. Ancak Büyülü Masa'nın dili standart galaktik alfabedir. Diğer gizli diller ise henüz kesinleşmiş değildir. Belki de onlar sadece rastgele oluşturulmuş piksellerdir. Terk edilmiş köyler peki? Bu köylerin neden terk edildiğini henüz kimse bilmiyor. Terk edilmiş köylerin en belirgin özelliği çoğu zaman tamamen ya da kısmen yıkılmış binalar ve evlerdir. Ancak bu köyler için ürkütücü teoriler mevcut. Bir teoriye göre terk edilmiş köyler ölümcül bir lanetle karşı karşıyadır. Bu teoriye göre aynı zamanda köyde yaşayan insanlar bir lanet ve büyü tarafından lanetlenmiş ve köyleri terk etmek zorunda kalmıştır. Böylece terk edilmiş köylerdeki yıkık binalar ve evler lanetin etkisi altında yıkılmıştır. Şimdi biraz daha derine, yani dördüncü katmana inelim. Dördüncü katmanda öne çıkan detaylardan birisi Herobrine totemleri. Bu iddiaya göre Minecraft 1.16 sürümünde Herobrine totemleri geri getirildi. Ancak çalışma olasılığı %0,02, yani çok çok düşük ihtimal. Bu totemleri çalıştırmanız için ekranda gördüklerini yapmanız yeterli. Yazılanlara göre çok şanslı olan oyuncular nadir de olsa Herobrine'i oyunlarına modsuz ve pluginsiz bir şekilde çağırabilecekler. Bu katmanda diğer iki gizemli detay ise Null ve Entity 303 hakkında. İlk olarak Entity 303'e bir bakalım. Bu oyuncu Minecraft sunucularında ortaya çıkıyor ve oyuncuların yapılarına ve envanterlerine zarar veriyordu. Entity 303 Minecraft'ın normal oyun mekaniğinin ötesinde güçlü yeteneklere sahip bir hacker'dı. Yani bir bilgisayar korsanı. Bu yetenekleri sayesinde oyuncuların dünyalarını kontrol edebiliyor, yapılarını yok edebiliyor ve envanterlerini çalabiliyordu. Ayrıca oyuncuların karakterlerini etkileyebilir, sağlık barlarını boşaltabilir ve açlık barlarını yönetebilirdi. Entity 303'ün varlığı oyuncular arasında tartışma konusu olmuştur. Bazıları onun gerçek olduğuna inanırken bazıları ise onun sadece bir efsane olduğuna inanıyordu. Bir diğer gizemimiz ise Null. Null efsanesine göre oyuncular Minecraft dünyalarında dolaşırken bir anda hiçbir neden olmadan oyundan hatırlanırlar ve karakterleri tamamen kaybolur. Bu kaybolma olayından sonra oyuncuların yerine Null adında bir karakter belirir. Null oyuncuların dünyalarında dolaşır, yıkım ve kaos yaratır. Hatta oyuncuların envanterdeki eşyalarını bile yok edebilir. Null aynı zamanda bazı oyuncuların rapor ettiği bir dizi garip sembollerle iletişim kurar. Bu katmanda biraz daha bilindik isimlere göz attık. İsterseniz daha derine doğru inelim. Beşinci katmanda en ilgi çekici olan teori kuantum sandığıdır. Kuantum sandığının içinde çok önemli bilgiler olduğu söyleniyor. Bu bilgilerden bazıları ise Minecraft'ın 2.00 türümüne kadar alacağı önemli güncelleme bilgileri yazmaktadır. Bunun diğer teoriler gibi doğruluğu tartışılır tabii ki. Ancak bu kuantum sandığına nasıl ulaşılacağı konusunda bilgi verilmemekte. Peki oyundaki dev fosil kökenleri hakkında bilginiz var mı? Bir başka teori olarak bu fosillerin başka canlılara ait olduğu söylenmekte. Yani Minecraft hikayesine göre aslında bizden önce bu dünyada başka canlılar yaşıyordu. Tıpkı şu anki dünyamızda olduğu gibi. Minecraft'ta aslında kan taşı adı verilen bir blok da vardı. Bu blok gizli bir güncelleme ile oyuna eklendi ve hızla kaldırıldı. Resmi güncelleme olarak sunulmadı ve bir daha modlar dışında oyunda görmedik. Tabii ki bu da teoriler arasında. Bir diğer efsane ise şu. Minecraft'ta yatağımızın altındaki canavarlar efsanesi oyunda yaygın bir efsanedir. Efsaneye göre oyuncular Minecraft'ta yataklarında uyurken yatakların altında bazı canavarlar ortaya çıkar ve oyuncuları saldırıya uğratırlar. Peki uçan ahtapotları duydunuz mu? 11 yıl önceki Minecraft'ın ilk güncellemelerinde bir hata ortaya çıktı. Ahtapotlar deniz dışında her yerde oluşuyordu. Ancak bu korkunç bir görünüme sahip oluyordu. Çünkü dünyanızda uçan ahtapotlar vardı ve bu oldukça ilginçti. Buzdağının derinliklerine inmeye devam edelim. 6. katmanda tuhaf detaylar var. Minecraft'ın alfa sürümlerinde olan kar dünyaları çok garipti. Bu garip dünyanın özelliklerinden biri ise oyunda daha önce duymadığınız o korkunç mağara seslerini kar dünyasında duyuyor olmamızdı. Ancak garip bir özellik daha vardı. Bu karlı biyomlara giriş yaptığınız an otomatik şekilde görüş mesafeniz kısılıyordu. Bunu kendim test edemedim. Eğer küçükken de başıma böyle bir şey geldiyse hiç hatırlamıyorum. Ancak böyle bir şey varsa gerçekten neden görüş mesafemiz kısılıyordu ki? Acaba sisli bir atmosfer yaratmak için miydi? Yoksa diğer oyunculara göre sisin arkasında saklanan Herobrine mıydı? Peki siz mutasyona uğramış köylüleri gördünüz mü? Bu katmana göre köylüleri görmeniz
için dünyanızdaki bütün köylüleri tamamen yok etmiş olmanız lazım. Sonucunda ise bu köylüler dünyanızda tekrar var oluyor. Ancak mutasyon geçirmiş şekilde. Tabii ki böyle bir şey imkansız. Bu katmanda Forlands yok. Ancak daha uzak diyarlarında olan Porterlands var. Bu diyarlara gitmek biraz zor. Belirli taktikleri var ancak biraz uğraştırıcı ve uzun olduğundan dolayı buraya ekleyemedim. Daha uzak diyarlarda normal uzak diyarlara göre farklılıklar var. Bu farklılık ise yapıların farklılığı. Aslında daha uzak diyarlara Forlands ile de ulaşabilirsiniz. Ancak çok uzun mesafe yol kat etmeniz lazım. Forlands ile yola çıktığınız zaman Porterlands ile kesişme noktası var ve siz de Porterlands'e geldiğinizi buradan fark edebilirsiniz. Sırada 7. katman var. Gittikçe daha derine doğru. Katmandaki en ilginç olan teoriyle başlamak istiyorum. Birçok oyuncu bir deney yapmak istiyorlar. Bu deneyin ismi ise Hollow World, yani oyuk dünyayı bulmak. Kulağa çok basitmiş gibi geliyor ancak değil. Bu oyuncular belli yöntemlerden sonra burayı keşfediyorlar. Ve kayıtlara getirdikleri görüntülere göre modsuz Minecraft olmaması gereken şeyler var. Ancak buradaki yaratıklar o kadar basit ve çirkin modelleme ile tasarlanmış ki orijinal Minecraft stüdyosu olan Mojang'in yaptığını söyleyemeyiz. Ancak hala bu dünyanın gerçek olduğunu savunuyorlar ve bu dünyanın sunucusunu açmayı planlıyorlar. Blok 36 efsanesini daha önce duydunuz mu? Aslında efsane denilemez çünkü oyunda var olan bir şey. Bu blok simsiyah görünümü ile bilinir. Çoğu oyuncu yaratıcı modda pistonları uzatmak gibi amaçla kullanır. Ancak henüz net bir açıklamaya kavuşturulamamıştır. Fakat bariyer gibi amaçla da kullanabiliriz. Blok 36 için unutulmaması gereken detay görünmez olmasıdır ve onu Word Edit gibi eklentiler ile sadece bir yere yerleştirebiliyoruz. Nether'daki çarpık ormanlar için korkunç bir teori mevcut. Çarpık ormanlara gittiğimiz zaman gelen korkunç atmosfer seslerini çok kişi biliyordu. Peki bu seslerin aslında bir yardım sesi olduğunu söylesem? Evet, yardım başlığının altındaki ses efektlerini dinlediğimiz zaman birilerinin o ses içerisinde gerçekten help, yani yardım dediğini duyuyor gibiyiz. Belki de ruh kumlarının içine hapsolmuş ruhlar bizlerden yardım istemektedir. Son iki katmanımız kaldı. O zaman 8. katmana inelim. En derinlere doğru. Steve'in aslında unutkan olduğunu söylüyor bize bu katman. Steve canlıları öldürüyor, onlardan besleniyor, bazı zamanlar büyük katliamlar yaratıyor. Ancak bu korkunç durumların hiçbiri Steve'in akıl sağlığını değiştirmiyor. Bu da Steve'in aslında unutkan olduğunu söylüyor bizlere. Mantar Adaları'nın aslında bir nükleer bomba testi sonucu ortaya çıktığını biliyor muydunuz? Tabii ki de bilmiyordunuz. Bu da bir teori. Mantar Adaları'nda oluşmuş tuhaf inekler bu teoriyi güçlendiriyor. Ve bu yüzden bu adaların nükleer bomba test sonucu ortaya çıktığı da söyleniyor. Tabii ki bu bir teori. Bir diğer teorimiz oldukça ilginç. Nautilus teorisi. Minecraft dünyasında yer altındaki bir denizaltı şehrini konu alır. Bu şehir özellikle su altında bulunan bazı yapılar ve blokların varlığına işaret eder. Bazı belirsiz işaretlerle de ilgilidir aynı zamanda. Deniz altındaki gizli bir şehir olan Nautilus şehrinin varlığından da bahsedilir. Minecraft oyuncuları da benzer bir şehrin Minecraft dünyasında var olduğuna inanırlar. Şimdi en son katmana inelim. Yani en derine. Bu katmanda Ay'a bakma ve Herobrine Mojang tarafından yaratıldığı maddeleri yer almakta. Neyse ki iki teoriyi de ayrıntısıyla açıkladım ve test ettiğim videolarım var. Ekranda çıkan bu iki videoyu kanalımda izleyerek ve bu katmanlardaki en derin bilgilere sahip olabilirsiniz. Ancak bu katmanda daha önce açıklamadığım bir şey mevcut. Minecraft'taki antik blokları biliyorsunuzdur. Bu antik blokların bir nükleer patlama sonucu oluştuğu söyleniyor. Ortaya çıkan bir radyasyon sonucu bir nükleer oluşuyor ve bu sayede bir kıyamete ulaştığı teorisi mevcut. Bu kıyamet sonrası Hoglin ve Piglinler ortaya çıkıyor. Ölüler yeniden canlanıyor ve herkes için elverişsiz bir ortam yaratılıyor. Yani Minecraft dünyası. Ve bu sayede Minecraft'ta eski bir enkazın bir reaktör patlaması sonucu yarattığı bir dünya teorisi ortaya atılıyor. Peki eski köyler hakkında duyulan korkunç teorileri biliyor musunuz? Durun bir dakika. Bunlar başka bir buzdağı açıklama videosunun konusu. Bu tarz videoların devamı için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma lütfen. Gerçekten videoyu beğenmek emeğimin karşılığı için çok önemli. Görüşmek üzere.